Evet, iyi akşamlar değerli dostlar. Futsal Gent PSV Flir maçına hoş geldiniz. Biraz önce canlı yayına başladığımızda yine bir aksaklık yaşadık ve evet, direkt kale şut. Evet, özellikle görebildiğim kadarıyla sahanın internetinde bir sorun var. Dolayısıyla sürekli bizi atıyor. Büyük bir ihtimalle YouTube'da bir sorun var. Dolayısıyla mecbur canlı yayın yapamayacağız. O yüzden yayınımıza burada son verelim. Direkt. Şut ve maalesef beklenmedik bir gol. Sağlık olsun. Evet. 3. dakikada 11 numaradan maçın ilk golü geldi. Futsal Gent 1 PSV 0. Barış, bankı biraz geriye alsanız abi zahmet. Tam kalenin önünü kapanıyor biliyor musun? Kusura bakma ya. Evet, Okan'dan tekrar Cevat'a bakalım. Okan direkt kaleye şut ve rakibe çarpan top kornere gitti. Evet, Cevat'tan direkt kaleye şut ve farklı şekilde avuta giden top. Evet, skor 1-0. Futsal Gent 1, PSV Flir 0. 3. dakikada ev sahibi takımdan gelen gol. Evet, özellikle interneti içeride hem normal internet hem Wi-Fi olarak son derece kötü bir sinyale sahip olduğu için maalesef canlı yayın çekimi gerçekleştiremiyoruz. Dolayısıyla video kaydı alıyoruz. Evet, bu arada Burak Balcı kaptırılan top. Ozan'ı geçmeye başarabilecek mi rakip? Tekrar rakipte kalan top. Evet.
uzak mesafe direkt kaleye şut gelir mi diye bakıyoruz. Evet, araya giren Ozan topu direkt Burak Balcı'ya bıraktı. Burak Balcı sağ kanattan Cevat'a direkt kaleye şut. Evet, bakıyoruz. Kaleci parmak uçlarıyla topu kornere gönderdi. Evet, bakalım Ozan direkt kaleye şut düşüncesi ve rakipten dönen top rakip arkadaşında kaldı. Bu arada 2'ye 2 yakalandı oyuncularımız. Direkt uzaktan kaleye şut ve kalecimiz Emir Işık 2 hamlede topu kontrol etmeyi başardı. Evet, direkt kaleye şut ve rakip kaleciden dönen top rakip arkadaşında kaldı. Bu arada birebir Ozan'ı geçmeyi başarabilecek mi rakip? Ozan'dan tekrar bakıyoruz Okan'a ve maalesef topu kontrol etmeyi başaramadı. Taç futsal Gent'in. Evet, geçen hafta oynanan Beyzefliyer evinde oynamış olduğu maçtan 3-2'lik skorla yine bu takıma karşı sahadan galip ayrılmıştı ve ligde kalmayı garantilemişti. Tabii ki bu gece futsal Gent için de son derece önemli. Buradan alacakları 3 puan ligde kalmalarının garantisi olabilir. Dolayısıyla 3 puana son derece ihtiyaçları var. Bu arada direkt kaleye şut ve Burak Balcı'ya çarpan top kornere gitti. Korner futsal Gent'in. Evet, Ozan'dan müdahale, tekrar rakibe dönen top. Evet, direkt kaleye şut ve üstten farklı şekilde avuta giden top. Bakıyoruz, herhangi bir müdahale yok. Ozan'dan İsabetsiz bir ara pası düşüncesi ve rakip araya girip topu kontrol etmeye başardı. Son derece tehlikeli olabilecek pozisyon. Evet, bak taç tekrar Beyzefliyer'in. Evet, Ozan'dan tekrar Cevat'a, Cevat'tan tekrar geri Ozan'a. Evet, Ozan'dan yüksek bir top Burak Balcı'ya. Bakalım Burak Balcı buradan dönmeyi başarabilecek mi? Evet, Cavata derinlemesine pas düşüncesi ve araya giren rakip topu kontrol etmeyi başardı. Ve kalecimiz Emir Işık'tan son derece kritik bir müdahale. Tekrar derinlemesine ara pası düşüncesi. Evet, Okan bakalım topu kontrol etmeyi başarabilecek mi? Bu arada rakibin müdahalesi sonrası top taca gitti. Taç Beyzefliyer'in. Evet, tekrar taç Beyzefliyer'in. Evet, Burak Balcı'dan direkt kaleye şut ve rakibe çarpan top. Oyuncumuz birebir. Evet, bakıyoruz bu arada Ozan'dan müdahale. Rakibe yapılan müdahale sonrasında hakem faul düdüğünü çaldı. Kaleye oldukça uzak bir mesafe. Evet, bakalım buradan direkt kaleye şut gelir mi? İkili baraj. Cevat ve Okan. Evet, kalecimiz Emir'den son derece kritik bir müdahale. Parmak uçlarıyla topu kornere çelmeyi başardı. Hadi be! Evet, 10. dakika maalesef. Futsal Gent.
Alo, ugrattim mi ne? Evet, tekrar gol sonrası santral oyuncuyla oyun başladı. Evet, bu arada rakibin eline çarpan top. Bu arada oyuncumuz Cevat arkada yapılan müdahale sonrasında hakem faul dediğini çaldı. Son derece tehlikeli yakalandı oyuncularımız. Umarım buradan tehlikeli bir pozisyon oluşmaz. Ve Ozan'dan kritik bir müdahale. Taç futsal Gent'in. Evet, son derece eski bir saha diyebilirim. Evet, Burak Balcı kalecimiz Emir Işık. Burak Balcı ile hemen oyunu başlattı. Burak Balcı'dan Cevat'a sol kanada. Evet. Evet, Cevat'tan tekrar isabetsiz bir ara pası düşüncesi. Bu arada oyuna yeni giren oyuncumuz Nurkan Şimşek ve bu arada Okan topu kontrol etmeye başaramadı. Taç futsal Gent'in. Evet, skor 2-0. 11 numaralı oyuncudan 2 gol var. Ev sahibi takımdan. Evet, genç yetenek. Özellikle anladığım kadarıyla iki ayağında güzel bir şekilde kullanabiliyoruz. Hem sağ hem sol. Dolayısıyla oyuncularımızın son derece dikkatli olmaları gerekiyor. Evet, taç tekrar bakıyoruz. Bezef Lirin. Evet, sağ kanattan tekrar Okan'la oyunu başlattılar. Evet, bu arada bakıyoruz. Oyuncumuz Cevat'a yapılan müdahale sonrasında hakem topa müdahale dedi. Evet, direkt kaleye şut düşüncesi, oyuncumuza çarpan top kornere gitti. Evet, özellikle sahanın internet ve sinyal konusunda son derece sıkıntılı. Dolayısıyla maalesef canlı yayın yapacaktık. Ama canlı yayınımız 2-3 defa deneme gerçekleştirdik ve maalesef canlı yayın yapmayı başaramadık. Sürekli sinyal kesiliyor. Hem normal hat üzerinden internet kullanmayı denedik, hem wifi üzerinden kullanmayı denedik ama maalesef sinyal kalitesi son derece kötü olduğu için, düşük olduğu için maalesef canlı yayın sürekli kesildi. 3 deneme sonrasında biz de ister istemez canlı yayına yapmamaya karar verdik. Evet, kalecimiz Emir Işık'tan son derece kritik bir müdahale. Son derece sert bir pas düşüncesi. İki oyuncumuz da topu kontrol etmeye başaramadı. Taç futsal Gent'in. Evet, kalecimiz Emir Işık Okan'la hemen oyunu başlattı. Okan'dan tekrar Cevat'a bakıyoruz. Hadi be, maalesef. Güzel bir derinlemesine pas düşüncesi ama maalesef oyuncumuz Cevat dokunamadı topa. Top out'a gitti. Evet, skor 2-0. Yaklaşık 14-15 dakikalık süreyi geride bıraktık. Evet, bu arada time out. Evet.
read the number, yeah. Read the number and there the there the team, yeah. And here they default. Yeah. Now that's like setting to ratio. Yeah, and that. Okay. Game problem. Yes, one. Wurde hast du eine gute Platz? Ja. Ob ich glatt gewonnen so. Was anderes die hat aber Platz gut. Evet, süre doldu. Tekrar oyuncuları sahaya bekliyor hakem. Derinlemesine pas düşüncesi, araya giren oyuncumuz topu taca göndermeyi başardı. Evet, direkt kaleye şut düşüncesi ve Burak Balcı'ya çarpan top taca gitti. Taç futsal Gent'in. Yavaş Burak, sakin. Evet, bakıyoruz. Korner son derece kritik bir müdahale. Korner futsal Gent'in. Evet. Evet, karşı taraftan kornerden direkt karşı taraftan taca giden top hiçbir oyuncu dokunamadı. Evet, kaleciden son derece kritik müdahale. Evet, bakıyoruz korner futsal Gent'in. Evet, Emir Işık'tan son derece kritik müdahale. Taç futsal Gent'in. Son derece süratli top, bakalım Cevat topa ulaşabilecek mi ve rakip kaleci çıktı. Topu tekrar arkadaşına ulaştırmayı başardı. Evet, kalecimiz Emir Işık'tan yine son derece kritik bir müdahale. Evet, Emir'den yine kritik bir müdahale. Taç futsal Gent'in. Direkt kaleye şut ve Ozan önünde kalan top, bakalım Okan
Çevir çıkmayı başarabilecek mi? Evet, bu arada Okan'a yapılan müdahale sonrasında hakem faul düdüğünü çaldı. Vir. Tri. Abi. Ha. Evet, Ozan'dan direkt kaleye şut ve rakipten dönen top tekrar Ozan'ın önünde kaldı. Bu arada 2'ye 1 yakalandı oyuncularımız. Umarım tehlikeli bir pozisyon oluşmaz. Kalecimiz Emir Işık çıktı ve topa müdahale. Taç tekrar futsal Gent'in. Evet, kalecimiz Semir Işık'tan yine kritik bir müdahale. Evet, Burak Balcı araya girdi. 2'ye 1 oyuncularımız. Bakalım buradan etkili bir atak gelişecek mi? Bu arada rakip araya girdi. Topu kontrol etmeyi başardı. Evet, tekrar mola, time out. Hadi be. Evet, taştan gelişine Ozan'dan direkt kalıyor. Şut düşüncesi topun altına çok fazla girdi ve üstten farklı şekilde avuta giden top. Bu arada rakipten 4. faul geldi. Evet, topun başında tekrar Ozan. Skor 2-0. Futsal Gent 2. Bezefliyor 0 ve oldukça isabetsiz bir pas düşüncesi. Farklı şekilde avuta giden top. Gelişine kaleye şut ve farklı şekilde avuta giden top. Evet, bu arada Cevat çıktığı yerine 87 numarayla Nurkan Şimşek, 81 numarayla Nurkan Şimşek. Evet, kalecimiz Emir'den oldukça uzun bir top Burak Balcı'ya. Burak Balcı'dan tekrar geriye. Evet, Okan'ın kritik bir müdahale, topu kontrol etmeyi başardı ve maalesef oyuncumuz Nurkan Şimşek ters ayakta yakalandı. Evet,
Salgent yine baskı kurmaya çalışıyor top çevirerek. Evet, bakıyoruz taç mı korner mi diye. Evet. Taç topun başında Ozan. Evet, Nurkan Şimşek Ozan'a bıraktı. Evet, Ozan'dan tekrar kalecimiz Emir Işık'a. Emir Işık'tan uzun bir top düşüncesi ve oldukça uzun bir top rakip kaleciye kadar ulaşan bir top oldu. Evet, maçın ilk yarının sonlanmasına yaklaşık bir 1,5 dakikalık bir süre var. Skor 2-0. Futsal Gent 2, PSV Flir 0. 11 numaralı oyuncudan 2 gol var. Bu arada direkt kaleye şut ve üstten farklı şekilde avuta giden top. Evet, hiç bir oyuncumuz dokunamadı. Top avuta gitti. Ozan topu kontrol etmeye başaramadı ve top bakıyoruz taca gitti. Taç Futsal Gent'in. Hadi be, maalesef. Evet, ilk yarının sonlanmasına 5 saniyelik bir süre kala 3. gol geldi. Evet, skor 3-0. Ve bu arada maçın hakemi ilk yarıyı sonlandırdı. Das ist der Lupe, wenn du sagst, er hat sich gelebt, kommt.
Evet, ikinci yarıya tekrar hoş geldiniz. Topun başında Cevat. İlk yarının skoru 3-0. Salgent 3, Ezefli 0 ve hakemin ilk düdüğüyle beraber ilk vuruş geldi. İkinci yarıya takımımız Ezefli başladı santra vuruşuyla. Evet, Ozan'dan direkt kaleye şut. Evet, bakıyoruz normalde rakibin eline çarptı gibi gördük ama evet, Ozan'dan son derece kritik bir müdahale taç. Tekrar futsal Gent'in. Evet, geçen hafta cuma günü oynanan maçta PSV'ler sahasında yine bu takımı konuk etmişti ve sağlam PSV'ler 3-2'lik skorla galip ayrılmıştı. Evet, son derece kritik bir müdahale. Direkten dönen top. Araya giren Burak Balcı topu kontrol etmeye başardı. Bakalım Cevat ulaşacak mı? Yes, işte bu. Evet, 9 numaralı oyuncumuz Cevat. Evet, 32. dakika. Ev sahibi takım bu dakikalarda gelen gol sonrasında top çevirmeye başladı. Skor 3-1. Futsal Gent 3, PSV'ler 1. 9 numaralı oyuncumuz Cevat'tan 32. dakikada ikinci yarıda gelen gol var. Evet, direkt kaleye şut ve kalecimiz Emir Işık topu kontrol etmeye başaramadı. Burak Balcı'nın önünde kalan top. Tekrar Burak Balcı topu kontrol etti. Geri Okan'a döndü. Okan'dan sol kanattan Nurkan Şimşek'e. Evet, Nurkan'dan tekrar. Hadi be! Evet, işte bu. Evet, aşıyı kapattı maalesef. Rakip teknik. Nasıl? Hayırdır? Efsane. Efsane mi? Efsane. Eyvallah. Evet. Skor 3-2. Evet, dakikaya bakıyoruz. 35. Aynı şekilde.
Evet, Nurkan Şimşek'ten gelen gol. Maalesef teknik direktör açıyı kapattı. Tam açıyı yakalayabildik mi emin değilim. Rakipten kritik müdahale ve evet, direkt kaleye şut düşüncesi. Hadi be. Evet, korner Beyze Flier'in bakalım. Evet, son derece süratli bir top. Güzel beyler, güzel bırakmayın hadi. Evet, oyuncumuz Okan'dan son derece kritik bir müdahale. Taç futsal Yentin tekrar sağ taraftan. Hadi be, yapma Ozan. Evet, kalecimiz Semir Işık topu kontrol etmeyi başardı. Evet, skor 3-2. Futsal Gent 3, Beyze Flier 2. Evet, bu arada oldukça uzun bir top ve rakipten müdahale taç tekrar. Takımımız Beyze Flier'in. Evet, oyuncularımız 2'ye 2 umarım tehlikeli bir pozisyon oluşmaz. Bu arada evet, Ozan'a çarpan top. Evet, ikili bir çarpışma var. Umarım herhangi bir şey yoktur. Ah!
Tekrar faul atışıyla oyun başladı. Evet, Okan'dan son derece kritik bir müdahale. Taç futsal Gent'in. Evet, son derece süratli bir top. Direkt kaleye şut ve havuta giden top. Evet, bu arada Nurkan Şimşek arkadan yapılan hareket müdahale sonrasında hakem faul düdüğünü çaldı. Biraz Şevat topun başında oldukça. Hadi Şevat. Evet. Kaleciden son derece kritik bir müdahale. Korner tekrar Bezefler'in. Taç tekrar futsal Gent'in diye bakıyoruz. Hayır, hakem Bezefler'in dedi. Taç topun başında 81 numarayla Nurkan Şimşek. Evet, Nurkan Şimşek yapılan hareket sonrasında hakem topa müdahale dedi ve oyunu devam ettirdi. Okan'dan son derece kritik bir müdahale. Şimdi şıpka.
Evet, oyuncularımız 3'e 1 yakaladılar. Bakalım buradan etkili bir atak gelecek mi? Hadi be, bu pozisyon harcanılır mı be? Aslanım Ozan, işte bu. Bravo Ozan. Evet, direkt kale, şut ve üstten farklı şekilde avuta giden top. Evet, maçın bitimine yaklaşık 11 dakikalık süre var. Skor 3-2. Futsal Gent 3, PSV Lier 2. Evet, bakıyoruz. Bu arada Burak Balcı halen daha sağ kenarında. Evet, yine Ozan'dan kritik müdahale. Korner mi diye bakıyoruz. Evet, hakem taç dedi. Taç futsal Gent'in. Tekrar bekletmedi, hemen onu başlattılar. Hadi be. Evet, bakıyoruz. Top çıktı mı? Evet, taç tekrar PSV'lerin. Evet, bu arada time out. Evet, tekrar taç atışı PSV Lier'in time out moladan sonra. Evet, topun başında Ozan, bakalım. Evet, araya giren rakip topu kontrol etmeye başardı. Umarım buradan etkili bir atak oluşmaz. Evet, Emir Işık'tan son derece kritik müdahale. Nurkan Şimşek'ten son derece kritik müdahale. Taç futsal Gent'in. Son derece sert bir şut ve kaleciden kritik müdahale. Evet, 9 dakikalık bir süre var maçın bitimine. Evet, Nurkan Şimşek'ten son derece kritik müdahale, topu kapmayı başardı. Evet, rakibe çarpan top.
Evet, bu arada bakıyoruz. Ozan'a yapılan müdahale sonrasında hakem faul düdüğünü çaldı. Evet, oldukça isabetsiz bir rapası düşüncesi. Taç Futsal Gent'in. Oldukça temiz bir şut. Yandan farklı şekilde havuta giden top. Beyler, beraberlik golünü bulun, hadi bakalım. Evet, Emir'den direkt Cevat'a. Evet, Cevat tekrar geri Ozan'a ve oldukça isabetsiz bir pas düşüncesi ve top kornere gitti. Korner Futsal Gent'in. Evet, oyuncumuza çarpan top taca gitti. Taç Futsal Gent'in. Evet, harika şut ve kritik müdahale kaleciden. Gerçekten alkışlanacak bir pozisyon diyebilirim. Burak, hazırlan Burak. Hadi be, evet. Maçın bitimine yaklaşık 6 dakikalık süre var ve skor 4-2 oldu. Evet, bakıyoruz Burak Balcı. Evet, Nurkan Şimşek çıktı ve yerine Burak Balcı. Evet, dördüncü goldan sonra Futsal Gent oyuncuları top çevirmeye başladılar. Evet, kalecimiz kontrolünde, top out'a gitti. Evet, Emir'den Cevat oldukça uzun bir pas düşüncesi. Evet, derinlemesine oldukça isabetsiz bir pas düşüncesi ve Taç Futsal Gent'in. Ya.
Taştan tekrar hakemin düdüğüyle beraber ilk vuruş geldi. Oldukça derinlemesine uzun bir pas düşüncesi. Tekrar taç Beyze Flier'in. Evet, yaklaşık maçın bitimine 4 dakikalık bir süre var. Skor 4-2. Evet, Ozan bakıyoruz maalesef topu kontrol edemedi. Bu arada rakipten müdahale, taç tekrar Beyze Flier'in. Topun başında tekrar 9 numaralı oyuncumuz Cevat bekletmeden o konuda oyunu başlattı. Çok büyük bir şans. Top kaleye gidiyordu ve oyuncumuza çarptı. Tekrar top kornere gitti. Korner futsal Gent'in. Evet, kalecimiz Emir'in kontrolüne, top out'a gitti. Hayır, taca gitmiş, özür diliyorum. Evet, bu ara bu dakikalarda kalecimiz de çıktı. Direkt kaleye şut ve maalesef oyuncumuza çarpan top out'a gitti. Bu arada oldukça uzun bir top, tekrar kaleci bekletmeden oyunu başlattı. Evet, Burak Balcı. Evet, Okan'a bıraktı. Okan'dan direkt kaleye şut ve maalesef yandan farklı şekilde out'a giden top. Evet, Cevat'tan direkt kaleye şut düşüncesi ve rakibe çarpan top taca gitti. Taç Beyze Flier'in. Evet, yaklaşık 1,5 dakikalık bir süre kaldı maçın bitimine. Skor 4. Skor 4-2. Evet, kalecimiz Emir çıktı, ileriye çıktı. Evet, gol arıyorlar umarım. Evet. Kalecimizden direkt kaleye şut ve rakip oyuncuya çarpan top kalelarıyla buluştu. Skor 4-3. Evet, maçın bitimine son bir dakika var. Skor 4-3. Maçın bitimine 38 saniyelik bir süre var ve Ozan'dan kritik bir müdahale, bıraktığı pas Okan'a gitti ve skor 4-4 oldu. Evet, 4-2'lik skordan oyuncularımız skoru eşitledi ve 4-4'e getirdiler. Tebrik ediyorum. Gerçekten son derece çekişmeli bir maç. 18 saniyelik bir süre var. Hakem maçı her an bitirebilir. Dolayısıyla bu evet, bu arada taç tekrar oyuncumuz takımımızın PZ Flier'in. Evet, hakem saatini kontrol ediyor. Evet, 4. gol Okan'dan geldi. Son derece kritik bir pozisyon son saniyelerde. Evet, oldukça uzun bir top. Ve bu arada maçın hakemi son düdüğünü çaldı. Skor 4-4. Her iki takımı da tebrik ediyorum. Thank you.
İşte bu. Ozan'ım kritik müdahaleydi vallahi gelen gol. Geçen maç 3'e 1'lerin hiçbirini koymamışsın defansta. Öyle mi? Dedim artık gollerde bir ayağım yok. Eyvallah. Dostlar, bu gecelik de yayınımıza burada son veriyoruz. Maalesef internet dolayısıyla canlı yayın gerçekleştiremedik. 3 defa denedik. Sinyal sorunundan dolayı sürekli yayınımız sonlandı. Dolayısıyla canlı yayın yapamadık. Evet, gel. Vallahi helal olsun. Evet. Tam 3 aydır maç oynamadım. Ama ben yani yüzümden ben kızardım. Resmen formanın rengine girdin. Helal olsun. Nefese kalır ama gençler harika. Gençler bu tempo nasıl? Gençler ayağımın önüne gençlik var. Şeyi izlersin maçı. Golünü izlersin. İnşallah bakalım hadi paylaşacağız şimdi. Teşekkür ediyorum. Maçın adamı? Yok. Gerçekten canım, şöyle. Maçın yıldızı Emir'di. İpten aldı diyebilirim. Evet değerli dostlar, bu gecelik de yayınımıza burada son veriyoruz. Abi geçmiş olsun, sağlık olsun. Evet. İlk yarıda gelen gollar ve ikinci yarıda peş peşe gelen gollar sonrasında 4-4'lük bir skor var. Bildiğiniz gibi geçen hafta yine Cuma akşamı Beyzefliyer sahasında bu takımı konuk etmişti. Ve Beyzefliyer sahasında 3-2'lik skorla galip ayrılmıştı. Yine bu akşam deplasmana gelen Beyzefliyer, buradan bir puan alarak evine geri dönüyor. Oyuncularımızı tebrik ediyorum. Canlı başla mücadele verdiler. Her iki takımı da tekrar tebrik ediyorum. İki takımın da güzel bir futbolu vardı, güzel bir oyunu vardı. Tekrar önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.